Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasükül Soru Bankası 5. Fasükül Gold Test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir özdeşliktir diyor. Gençler özdeşliğin tanımını hatırlayacak olursak burada bilinmeyene verdiğimiz her değer için eşitliğin sağlanması gerekiyor. Tabii gençler biz bunu teker teker yapmayacağız. Bir diğer ne söylememiz gerekir. Eşitliğin sonundaki ve sağındaki işlemleri yaptıktan sonra eğer eşitse gençler bunlar bir özdeşliktir deriz. O halde A seçeneği başlayalım. 4 ile x artı 1'i çarpalım x artı 1 diye gösteriyorum. Ve burada çarpacak olursam 4x artı 4 olması gerekiyordu. Gerçekten bakın burada eksi olduğu için bu bir özdeşlik değildir. E, B'de gerçi 2x ile x artı 2'yi çarpalım. 2x ile x artı 2'yi çarparsam 2x'i içeri dağıtıyorum. 2x kare artı 4x olması gerekiyordu. Gerçekten bakın burada da 2x olduğu için yine bu bir özdeşlik değildir. C'de gençler, e, gençler 5 ile x eksi 3'ü çarpıyorum. 5 çarpı x eksi 3 dersem ve 5'i içeri dağıtırsak 5x eksi 15'tir. Gençler bakın burada da kare olduğu için 5x kare dediği için yine özdeşlik değildir. Son olarak D'de de hemen altına yazalım. 3x ile x'i çarparsam 3x kare 3 x ile eksi 1'i çarpıyorum eksi 3x. Gördüğünüz gibi gençler bu ifadeler birbirinin eşitidir. O halde deniz seçeneği bir özdeşliktir deriz. Evet devam edelim ve ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi? Eksi 24 x kare y ifadesine özdeş değildir diye soruyor. Gençler buradaki verilen ifadeleri direkt kendi aralarına çarpalım. E, sabit terimler gençler kat kendi arasına çarpıyorum. Bakın eksi 6 ile 4'ü çarparsam eksi 24. X kare ile y'yi de gençler aynen çarpma durumunda yanına yazarız. E, eksi ile 24'ü çarparsam eksi 24. X kare y'yi yanına yazarız. Bakın bunlar gençler bunun özdeşidir. C'ye geldiğimiz zaman eksi 3 ile 8'i çarpıyorum. Eksi 24. X ile Y de gençler eksi 24 çarpı X, Y şeklinde yazılır. Gördüğünüz gibi gençler burada kare olmadığı için bu bir özdeşli. Eksi 24 X kare. Y'nin özdeşi değildir. Ve C şıkkı sorumuzun yanıtıdır. Denizli'de de gençler eksi 24 x ile x'i çarparsak x kare y olur. Yine özdeşi olduğunu görüyorum. Devam edelim. Yukarıda verilen ifadenin özdeşlik olabilmesi için e, kutu yerine gençler hangisi gelmelidir diyor. Gençler bakın burada 3x'in karesi 9x kare. Zaten birinci terimin karesini 9x kare vermiş. Gençler birinci terimin ikinci terimin çarpımının iki katıydı ortadaki sayı. Ve ikinci terimin karesi de 4'tü. O halde 4 gençler neyin karesidir? Bakın gençler 4 2'nin karesidir veya eksi 2'nin karesidir. Ben bu 2'yi mi alacağım, eksi 2'yi mi alacağımı nereden karar vereceğim? Ortadaki sayıya bakarak karar vereceğiz. Ortadaki sayının işareti artı olduğu için e burada kutu yerine gelince pozitif bir sayı gelmeli. Yani 2 gelmelidir. Eğer eksi 10 sayıda eksi 12x olurdu diyoruz. Bundan dolayı C şıkkı burada sorumuzun yanıtı olur deriz. 4a eksi 3b'nin karesi cebirsel ifadesinin eşit hangisidir? Gerçekten burada birinci terimin karesi. 4a'nın karesi 16 a kare. Birinci terimi ikinci terimi çarpıyorum. Eksi 12 ab 2 katı. Eksi 24 ab. Ve ikinci terimin karesi artı 9 b kare. Et verilenlere baktığımız zaman 16 a kare. Eksi 24 ab ve 9 b kare. Ve c şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, aşağıda verilen ifadeler hangisi özdeşlik değildir diye soruyor. Gerçekten hemen bu ifademizi burada açalım. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x. Ve ikincinin karesi artı 1'di. Bakın burada artı 4x olduğu için bunlar özdeşlik değildir. Ve A seçeneği burada sorumuzun yanıtıdır. Diğerleri gençler özdeşliktir diyelim. Evet ifadesinin bir özdeşlik olabilmesi için Kare yerine hangisi gelmelidir? Gerçi 3x eksi 2, 3x artı 2. Bakın ifadeler aynı. Birisi eksili, biri artılıysa. Bu iki kare farkı özdeşliydi. Evet, aklımıza iki kare farkı geliyor. Gerçi burada ne yapıyorum? Bakın 3x'lerin karesini alıyorum. Yani 3x'in karesini alırsam 9x kare. 2'nin karesini alırım gençler. 4 yaparız ve birbirinden çıkartarak iki kare farkı özdeşi olarak yazarız. Ama de gördüğünüz gibi 9 x kare var, eksi var. Burada 4 e, kutunun yerine sadece 4 gelmelidir. Bundan dolayı da denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, 2019'un karesi eksi 2017'nin karesi eşittir. 2 çarpı a olduğuna göre a kaçtır? 2 i̇şte kare farkından 2019'un karesinin karekökü 2019'du. Bunun da 2017'ydi. Kareköklerini aldığımız sayılır bir eksili. Bir de artılı yazıp çarpıyoruz. Hadi 2019 eksi 2017 çarpı 2019 artı 2017 şeklinde yazdım. Eşittir 2 çarpı A diyoruz. E 2019'dan 2017'yi çıkarsak 2 kalır. 2019'da 2017 toplarsam da 4096 olur. Pardon 4036 olur gençler. Eşittir 2 çarpı A diyorum gerçi eşitlenerek tarafında çarpı 2 olduğu için bunlar birbirini götürür gördüğünüz gibi a'nın değeri 4036 olur ve denizi seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır a ve b birer gerçek sayı olmak üzere a eksi b 3 a artı b 12 olduğuna göre a kare eksi b kare ifadesinin özdeşini istiyor gerçi a kare eksi b kare 2 kare farkıydı bakın kareköklerini arıyorum Aldığım karekökleri 1 eksi 1 artı yazıp çarparak e, gençler eşitliği bulmuş oluyoruz. Bu a eksi b çarpı a artı b'ydi. Zaten bizden de bunun değerini istiyor gençler. Ya e, a eksi b 3 3'tü. a artı b 12 idi. Evet ikisini çarparsak 36 olur. Sorumuzun yanıtı <laughs> pardon ve Ceyhan seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet, buna göre şekillerin hangisinde boyalı bölgelerin alanları toplamı x artı y'nin karesi eksi 2x y cebirsel ifadesine eşittir. Gençler öncelikle bize verilen ifadeyi düzenleyelim. İşte x artı y'nin karesini açarsak gençler yani işte birincinin karesi x kare, birinci ile ikinciyi çarpıyorum iki 2 katı artı 2x y ve ikincinin karesi y kare eksi 2x y. Bakın artı 2x'e eksi 2x'e gider. Buradan x kare artı y kare kalır. O halde aradığımız ifade gerçi x kare artı y kare olacak. C, c seçeneğine baktığımız zaman gerçi x ile x'i çarparsam bunun alanı x karedir. y ile y'yi çarpıyoruz. Burası y karedir. Gördüğünüz gibi boyalı bölgeler alanları toplamı x kare artı y karedir. C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 10. sorumuzda kısa kenarının uzunluğu y santimetre uzun kenarın uzunluğu 2x santimetre olan eş dörtgensel bölgeler şekildeki birleştiriliyor. Buna göre şekildeki yeşil renkli bölgenin alanı santimetre kare cinsinden hangisiyle ifade edilir diyor. Gençler bakın burası 2x'e şu kısım gençler y ydi. O halde ben 2x'ten y'yi çıkartırsam burası gençler 2x eksi y'dir. Yani burası 2x eksi y. Yani aynı şekilde burası y'ydi. Ve bu kısımda gerçi 2x eksi y kalır. E ben de bunun alanı istediğim. Bu gerçi 2x eksi y'nin karesi demektir. Evet, birinci terimin karesi 4x kare. Birinci terimle ikinci terim çarpıyorum. Eksi 2xy. 2 katı eksi 4xy. Ve e ikinci terimin karesi de y kare olur. Evet, bunu da gençler gördüğünüz gibi C şıkkında işaretleriz. 11. sorumuzda olduğuna göre x artı y kaçtır? kaçtır? Burada x artı y 5 x kare artı y kare 7. O halde arkadaşlar bakın burada x artı y'yi ve x kare artı y kareyi görünce bu bir tam kare ifadedir diyorum. O halde x artı y'nin 5'e eşit olduğunu söylediği için her iki tarafın karesini alıyorum. x artı y'nin karesini açarsam x kare artı 2 x y artı y kare eşittir. 5'in karesi 25 x kare ile y karenin toplamı 7 idi. Bakın bu ikisinin toplamı 7 gençler. Artı 2xy eşittir 25. Buradan 2xy'yi yalnız bırakmak için eksi 7 olarak karşıya gönderiyorum. 2xy eşittir. 25'ten 7'yi çıkartırsak gençler 18 olur. 2X e, 2xy 18 ise 1xy'yi bulmak için <laughs> pardon eşitliğimizi 2 ile sağa değiştiririz. Burada x çarpı y'nin değeri 9'a eşit olur diyoruz. Ve a seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Kenar uzunluğu a santimetre olan bir kareden şekil 1'deki gibi kenarları uzaklığı 3 santimetre olacak şekilde bir kare kesilip çıkarılıyor. Buna göre şekil de çıkarılan karenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi istiyor. Gerçekten buranın uzunluğu a idi. 3 eksilirse burası a eksi 3'tür. Ya yani aynı şekilde burası da gençler a'dan 3'ü çıkarıyorum a eksi 3'tür. Aynı şekilde iki de kare gençler a eksi 3 olan e, kenar uzunluğu a eksi 3 olan bir karedir. E, bunun alanı bulmak için a eksi 3 ile a eksi 3'ü çarpıyorum yani a eksi 3'ün karesini alıyorum. Buradan birincinin karesi a kare, birinci ile ikinciyi çarpıyorum 2 i̇ki katı eksi 6a ve ikincinin karesi artı 9 olur. Evet bunu da denizli seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Evet a çarpı b 13 a kare artı b kare 90 olduğuna göre a eksi b farkı kaç olabilir diye soruyor. İşte burada a eksi b'yi gördüğüm zaman a kare artı b kareyi de görüyorum. Bu tam kare bir ifadedir. Bakın bunu açacak olursak gençler tam kare olarak a kare eksi 2 ab artı b kareden şimdi bildiklerimizi yerine yazalım. A kare ile B karenin toplamı gençler. Şu ikisinin toplamı 90'dı. E, ee, eksi 2AB. Bakın 1AB 13 ise 2AB 2 çarpı 13 olur. A eksi B'nin karesidir bunlar. E, 92 90 2 ile 13 çarparsam 26 yapar gençler. 90 eksi 26'dan A eksi B'nin karesi 64'tür. 64 neyin karesidir şeklinde düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi 64 gençler 8'in veya eksi 8'in karesidir. E 8'i gördüğüm için A şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 14. sorumuza eşitli bir özdeşlik olduğuna göre x çarpı y kaçtır dedim. Gençler öncelikle bize verilen 2x artı 3 y'nin karesini açalım. Birincinin karesi 4 x kare. Birinci ile çarpıyorum. 6x'ye 2 katı. 12x'ye ve ikincinin karesi 9y kare. Eşleştirdiğim zaman bakın 4x karemiz var. 9y kare var. O halde burada gençler 96 12x'ye eşittir. 12x'ye 96 ise 1x'yi bulabilmek için eşitliğin her iki tarafını 12 ile sağa değiştirsem gördüğünüz gibi x'ye'nin değeri 8'e eşittir ve bonus seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet 15. sorumuzda x ve y birer gerçek sayı ise sayı x eksi y 11 x çarpı y 18 olduğuna göre x kare artı y kare işte x kare artı y kareyi gördüğüm zaman tam kare bir ifade olduğunu düşünüyorum. Ve x eksi y'nin karesini alarak bakın bu aynı zamanda 11'de her iki tarafın karesini alarak tam kare ifade olarak açacağız x eksi y'nin karesi gençler x kare eksi 2 x y artı y kareydi. Eşittir 11'in karesi de 121. E, x çarpı y 18 gençler. Bakın burada 2 x y var. Eksi 2 x y eksi 2 çarpı 18 olarak yazalım. x kareli y kareyi de gençler ön tarafına bir, arada yazalım. x kareli y karenin toplamını aynen yazalım. Eşittir 121 diyorum. Buradan x kare artı y kare Eksi 2 ile 18 çarparsam eksi 36 olur. Buradan eksi 36'yı karşıya şu 121'de. Eksi 36'yı karşı artı 36 olarak gönderirsem x kare artı y karenin değeri 121 36 da 157 olur sorumuzun yanıtı diyoruz ve denizli seçeneğini işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.